var sana? Ay anne, acaba bundan sonra ne dizisi var? Emine. Hüseyin, artık kendi ayaklarının üstünde durman lazım. Sen git altın al. Altın mı? Ne altını? E altın al Cem. Çeyrek yeter. Onlar bize çeyrek takmışlar. Çeyrek altın kaç para? 230'u geçti. Bildiğimiz 230. Aslında tam evlenilecek zaman, biliyor musun? Hüseyin, git sakalını kes. Adam hasta etme Emine. Ben sakalımı makalımı kesmem. Hayda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Yakup. Çay ver Yakup. Cumartesi Hilmi'nin oğlunun düğünde ne takacaksın abi? Hiçbir şey takmayacağım Şükrü. Zaten altın için çağırıyorlar. Kullandırtmam kendimi. Ayıp olur Hüseyin. Senin tam altın takman gerekir. Hassas terazilik yapma Yakup. Çay yap. Peki ne giyeceksin abi? Ne mi giyeceğim? Ben böyle geleceğim oğlum. Sen ne giyeceksin? Cart yeşil gömleğimi giyeyim diyorum abi. Giy Şükrü, giy. Cart yeşil gömlek sana çok yakışıyor. Abi, Hatice gruba yazdı. Yenge sakalını kes talimatı vermiş. Sahi mi? Sahi tabii. Emir büyük yerden. Adamı hasta etme Şükrü. Kimse bana sakalımı kestiremez. Bana bak. Sen de pişmiş kelle gibi gülme. Çay yap. Al bir tane böyle güzel. Aferin sana. Heh. Böyle güzel katla. Kıyması dışarı taşmazsın. Tamam Kadriye anne. Aferin sana. Bak bakalım dün mayaladığımız yoğurt tutmuş mu? Tamam bakıyorum Kadriye anne. Hatice. Emine yazmış bu gruba, bak bakalım. Yok daha yazmamış Kadriye anne. Yoğurt tutmuş mu? Tutmuş tutmuş. Sen yaparsın da tutmaz mı zaten? O zaman ne yap biliyor musun? Sen yaz gruba. Ne yazayım? Ne yazasın? Yoğurt tutmuş diye yaz. İyi. Ekonomi bülteni geldi Hüseyin abi. Altının satış fiyatı yine artmış. Düğün mevsimi ya, talep çok. Altın boksası mısın sen Şükrü? Hatırlatıp durma şu düğünü. Bu Hüseyin taksa taksa altın suyuna batırılmış teneke takar. Tatava yapma Yakup, çay yap. Şükrü, bak bakalım şu bültene. Altın suyuna batırılmış teneke kaç para ediyor? Sahte altın mı takacaksın Hüseyin abi? Aynen. Ne var kardeşim? Serbest piyasa araştırması yapıyoruz. Bizim kuzenin düğününde taktılar Hüseyin abi. İlk başta hiçbir şey anlamadık. Bozdururken anlamışlar. Takanı bir yakalarsak çok pis döveceğiz. Anlamadılar yani. Anlamadık abi. Gerçek gibi duruyor. Vay be. Şükrü. Baksana anlamamışlar oğlum. Biz de takalım. Abi madem sahte takacağız, Karadeniz burma takalım. Abartma Şükrü. Vallahi çok akıllısın be Hüseyin abi. Oh, oramada altın suyu. Buramada altın suyu. Cıvıtma Şükrü, cıvıtma. Hadi şirkete gidelim. Kanuni hakkımız olan avansın bir kısmını alalım Şükrü. Bence alacağımız kalmamıştır abi. Gelecekteki maaşlarımızdan alacağız Şükrü. Allah uzun ömür verirse biz daha çok avans alırız. Hayda. Gidelim. Gidelim abi. Hayırlı işler Yakup. Güle güle. Hayırlı işler be. Aa, Emine teyzemden mesaj var. Zero Bey'in hard diski bozulmuş. Bak bak bak. Yaz bakayım oraya şimdi sen. Kahve telbesi yesin. He. Eğer geçmezse patates haşlayıp yesin. Öyle değil Kadriye anne. Gönül Hanım'la düğün videosu ve fotoğrafları silinmiş. Nereden silinmiş? İşte hard diskten. Daha doğrusu hard disk açılmıyormuş. Kime açılmıyormuş? Kimseye açılmıyormuş. İşte bak, kimseye açılmıyorsa gelsin bana. Sen yaz oraya ya da ben konuşayım onunla. Bak, geçenlerde Şükran'ın gelini geldi. Bana bir açıldı, bir açıldı. Her şeyi anlattı. Gelsin bana. Bana açılsın. Söyle. Peki kim?
Haluk Bey'in eski patronu, Selçuk Bey'in de boşandığı eşi. Niye geliyormuş? Selçuk Bey'in sevgilisi olduğunu öğrenmiş. Vay be! Aferin Marie! Aferin Marie! Yabancı mabancı ama adama göz açtırmıyor. Helal olsun! Helal olsun! Ünal Hanım'ın annesi de geceye teşrif etmiş Kadriye anne. Ay kız, kim bilir ne şenlikli olacak. Biz de gideydik keşke. Allah Necla Hanım, Gönül Hanım'dan daha dominanttır. Tuna Bey yandı yani. Diski de kurtaramamışlar. Ne diski? Hard diski. Ay kız, benim kaynımın da diski kaymıştı. Ameliyat ettiler biliyor musun? Vah vah. Geçmiş olsun Kadriye anne. Geçti zaten. Fido. Artix'ten bir haber var mı? Yok Hüseyin abi. Git sor o zaman oğlum, adamı hasta etme. Sıkıntı olmasın. Haluk abi topa girmiş, yakar bizi. Ya merak etme Hüseyin abi, o iş bende, hemen gidiyorum. Abi, yüzde kaç komisyon alacağız? %100 komisyon alacağız Şükrü. Hele şu işi bir halledelim var ya. Tuna arabanın anahtarını bile verir bize. Abi, mesaj atıp duruyorlar. Yaz Şükrü. Haluk abi, biz olay yerinde bekliyoruz. Amcaoğlu olayı çözüyor. Sen hiç merak etme, başında bekliyoruz. Yazdım abi. Ha. Oyna Neco. Oynasana Neco. Gido, hızlandır şu işi. Adam mesaj atıp duruyor. Daha demin sordum Hüseyin abi. Sormakla olmaz oğlum. Gidip bir kafa atacaksın, bak iş nasıl hızlanıyor. Hüseyin abim her zaman gibi kafayı kullanıyor, iyi de. Gidelim Şükrü, iş başa düştü. Gidelim abi. Haluk Bey, Gönül Hanım'ın üstüne meyve suyu dökmüş. Yaz yaz, hemen yaz. Beyaz sabunla çitilesinler. Elektrikler kesilmiş Kadriye anne, düğün videosunu izleyemiyorlarmış. Deme! Ay bu Tuna Bey de ne şanslı adam vallahi ya. Elektrik enerjisi bile onun yanında bu akşam. Hüseyin ve Şükrü hard diski tamir edip gelmişler Kadriye anne. Kaybolan verileri bulmuşlar. Şükrücüm, aslan kocam benim. Aslan oğlum benim esas Hüseyin, benim aslan oğlum. O küçükken bile hiçbir şeyini kaybetmez. Malının kıymetini bilirdi. Öyle bir çocuk. Kadriye anne. He. Meltem Hanım, Haluk Bey'den beraber fotoğraflarını paylaşıp altına güzel söz yazmasını istemiş. Haluk oğlum öyle şey yapar mı? Vallahi Haluk Bey'i bilmem ama Şükrücüm hep yapıyor bana. Sahi mi? Tabii. Geçen hafta Şükrücüm benim fotoğrafımı paylaşıp altına temizlik işleri için arayın yazmıştı. Ay kurşun benim ya. Dur mesaj atayım. Haluk abi dijital erkek mi oğlum, paylaşsın? Hadi abi, erkek adama yakışır mı? Bence paylaşır. Ne olacak ki? Paylaşmaz oğlum, paylaşmaz. Paylaşsın, sakalımı keserim. Sakalını kesmecesine iddiaya girelim mi? Paylaşmaz kardeşim. Bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Hüseyin abim sakalını kesecek de sen ne vereceksin Yakup? Ben de tüm borçlarınızı silerim. Anlaştık Yakup. Anlaştık. Merak etme Hüseyin abi. Haluk abi paylaşır mı öyle fotoğraf? Hem altına seni seviyorum yazacakmış. Mümkün değil. Doğru. Hem çay borçlarından kurtuluyoruz Hüseyin abi. Sakal kalır, borçlar gider. Bence sakal gider, borçlar kalır. Ha, görüşürüz. Görüşürüz. Hüseyin, altın aldın mı? Yemek keyfimizi bozma Emine. Eline sağlık anacığım. Ver mübarek elini öpeyim. Afiyet olsun oğlum benim. Duydunuz mu? Hüseyin abim bugün büyük iddiaya girdi. Duyduk tabii. Eğer Haluk Bey Meltem Hanım'la fotoğrafını paylaşırsa sakalını kesecekmiş. Paylaşması yetmez. Altına seni seviyorum diye yazmazsa sakalımdan bir tutam kesmem. Benim bildiğim Haluk oğlum yazmaz. Ama tabii ki Kemal Bey'in damadı olduğu için belki biraz kendisine romantiklik geçmiştir yani. Vallahi bence yazar. Çünkü Haluk Bey çaktırmasa da çok romantik adam. Bence de. Bence de. Kesinlikle yazmaz. Deli misin abi? Mümkün değil.
Nerede kaldı oğlum çaylar? Ustandan ayık yok zaten. Geldi abi, geldi işte. Getir, getir, getir. Şu böreğin içindeki kuş üzümü yok mu abi? Beni benden alıyor, beni benden. Siz şimdi bırakın kuş üzümünü de... Haluk Bey bugün o fotoğrafları paylaşırsa sakallar gidecek, onu düşünün. Bana bak, sen şimdiden o çay boşluğunu silmeye başla. Çok zaman alacak. Zaten silmesi bir hafta sürer abi. Belki de aylar sürer. Hayda! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.